sayıyı asal çarpanlarına ayırırken şimdilik tamdır. İsmini bulmaktadır. Ama kurutulmuş şeklin arasında kalmıştı. Şimdi let's var. Let's de haydi bir şeyler yapalım. Hava olaylarının yeryüzü şekillerinin etkisine bakacak olursak eğer, dört tane. İki peygamber beraber görev yapmışlardır. Osmanlı ekonomik ve sosyal duruma baktığınızda 20. yüzyıl başında Osmanlı... Hemen ayağımızı karşıya doğru açıyoruz. Burada... Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Yine din kültürü ve ahlak bilgisi 8. sınıf dersi olarak yeni bir ders ve yeni bir konuyla karşınızdayız inşallah. Biliyorsunuz daha önceki dersimizde kader ve kaza konusunu işlemiştik. Bu hafta nasip olursa inşallah zekat ve sadaka konusunu işleyeceğiz. Evet, bu hususta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde arkadaşlar şöyle buyuruyorlar. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşman eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Evet arkadaşlar, bu konuyla ilgili yardımlaşma hususunda aklımıza ilk gelen nedir? Peygamberimiz zamanında yaşanan Ensar ve Muhacir hadisesidir arkadaşlar. Biliyorsunuz Müslümanlar Mekke'de müşriklerden dolayı, gördükleri eza ve cefalardan dolayı orayı terk etmek zorunda kalmışlardı. Ne yaptılar? Mekke'den Medine'ye arkadaşlar hicret ettiler. Şimdi burada şunu öğreniyoruz. Mekke'den Medine'ye hicret edenlere muhacir, onları karşılayan Medinelilere ise ensar diyoruz. Evet, Mekkeliler ne yapmıştı? Malını, mülkünü, servetini, her şeyini ne varsa geride, yani Mekke'de bırakmıştı ve Medine'ye elleri boş bir şekilde gelmişlerdi. Ama Medine'li Müslümanlar ne yaptılar? Ellerinde ne varsa arkadaşlar, mal, mülk, her şey, mallarını kardeşleriyle, Mekke'li Müslümanlarla paylaşmışlardı. İşte bu da bize yardımlaşmanın en güzel örneği olarak karşımıza çıkan arkadaşlar. Evet arkadaşlar, insanı ve içinde yaşamış olduğu dünyayı koruyabilmek için insanoğluna yine yardımlaşmaya ihtiyacı vardır. Allah Teala yardımlaşma hususunda bize iyilik ve güzellikler hususunda birbirlerinize yardımlaşın diyor. Yani kötülük hususunda asla ve asla birbirinize yardımlaşmayın. Bunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Maide Suresi 2. ayet. Rabbimiz şöyle buyuruyor mealen: İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakın diyerek Rabbim bizi bu hususta ayetiyle uyarmaktadır. Evet arkadaşlar, İslam dini bu hususta, yani yardımlaşma konusunda Müslümanlara her zaman için yol göstermiştir.
İslam dini herkese kendi durumuna göre yardım etmeyi tavsiye etmiştir. Az olan az, çok olan çok, gücünün yettiği kadarıyla yardımlaşacaktır insan. Yine İslam dini insanı cimrilik ve bencillik tutsaklığından kurtarıp paylaşmanın verdiği mutluluğu o kişiye tattırmak ister. Ayrıca İslam dini paylaşma ve yardımlaşma duygusunu güçlendirmeyi amaçlar arkadaşlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar bu hususta bize en güzel örnektir. O yardımın büyüklüğünün değil, yardımı yapanın niyetinin ve samimiyetinin önemli olduğunu göstermektedir arkadaşlar. Şimdi burada anlayacağımız şudur. Niyet amelden üstündür. Nereden biliyoruz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden arkadaşlar. Yine bir tebessümle de olsa yardımlaşmaya İslam dini bizi teşvik eder. Evet arkadaşlar, yine yardımlaşma çeşitlerinden bir tanesi de zekat ve sadakadır arkadaşlar. Zekat sözlükte temizlenme, çoğalma, bereket gelişme gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise zekatın tarifi şöyledir arkadaşlar. İslam'ın 5 şartından biri olan zekat, dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez, bakın, yılda bir kez mallarının belirli miktarını ihtiyaç sahiplerine vermelerine zekat denir arkadaşlar. Şimdi İslam dini biliyorsunuz yardımlaşmayı sadece zekat ibadetiyle sınırlandırmaz. Bakın, zengin olsun, fakir olsun, herkes yardım edebilir. Zengin çok yardım eder, fakirse fakir olduğu için az yardım eder. Yani herkesin bir şekilde gücünün yettiği kadarıyla yardım etmesini istiyor dinimiz. Yine yardımlaşma konusunda arkadaşlar en önemli kararlardan biri de infaktır. Evet, infak ne demek? İnfak sözlükte harcama yapmaktır. Terim olarak ise Müslümanın Allah'ın rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan Yüce Allah'ın emrettiği harcama yapması, yani bağışta bulunmasıdır. Evet, buna sadaka olarak da devam edebiliriz. Sadaka, sözlük anlamı doğru söylemek ve verdiği sözde durmak demektir. Terim olarak ise bir Müslümanın Allah'ın rızası için yaptığı her şeyin adı sadakadır arkadaşlar. Bir Müslümanın Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığı her şeyin adı sadakadır. Bunu şöyle çoğaltabiliriz arkadaşlar. Yerde bir çivi var, çiviyi kaldırmak. Birisinin arabasının tekeri patlatır diye Allah rızası için aldım. Bu bir sadakadır. Bir Müslümana bir tebessüm etmek arkadaşlar bir sadakadır. Bir yaşlıyı yoldan karşıdan karşıya geçirmek sadakadır. Biz bunu böyle çoğaltabiliriz arkadaşlar. Yani gaye şunu, Allah rızası için yapılan her şey sadakadır. Bunu böyle bilmemiz gerekiyor. Şimdi yine zekat sadece zenginlere ait bir sorumluluk. Sadece zenginler yapar. Ama infak ve sadaka çeşitleri ise bütün Müslümanlar yapar. Çünkü sadakada sınır yoktur. Zengin zengindir, 1000 lira verir. Fakir ise 1 lira verir. Fark etmez. Yeter ki Allah rızası için bu infakta, bu sadakada bulunsun arkadaşlar. Evet, yine Hadid suresi 18. ayet-i Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir ve onlara değerli bir mükafat vardır. Kıza bakma. Evet arkadaşlar, kimler zekat vermelidir? 1. Akıllı olacak. 2. Ergenlik çağına gelmiş olacak. 3. Nisap miktarından fazla. Buna ileride değineceğiz inşallah, nisap miktarının ne olduğuna. Nisap miktarından fazla mala sahip olan her Müslümanın zekat vermesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi nisap ne demektir? Zekat ve fıdır sadakası verebilmek, hacca gidebilmek, kurban kesebilmek ve diğer bazı mali ibadetleri yerine getirebilmek için Allah ve Resulü tarafından belirlenen
mali yeterlilik ve zenginlik ölçüsüne nisap denir arkadaşlar. Şimdi aklımıza nisap denince şu da gelecekti. Nisap miktarı nedir? Ne kadardı? Arkadaşlar nisap miktarı 85 gram altın ya da o değerde bir paraya sahip olmak demektir. Bu şunu bugünkü hesabımızda 30 bin lira falan tutmaktadır. Bir kişinin 30 bin liralık altını ya da 30 bin lira parası var, onu kıyıya koydu. Bir sene havaici asiyesi olan, yani temel ihtiyaçları olan, neydi onlar? Yeme, içme, barınma, giyme. Yani evinin her türlü ihtiyacına asli ihtiyaçlar, temel ihtiyaçlar denir arkadaşlar. Bu ihtiyaçlardan başka ya da bu ihtiyaçların dışında bir masrafı yoksa ve bir sene bu kıyıya bırakmış olduğu paraya ihtiyaç duymadığı için dokunmamışsa o kişi dinen zengin sayılır ve kendisine zekat vermesi farz olur arkadaşlar. Evet, zekat yine hicretin ikinci senesinde arkadaşlar Medine'de farz kılınmıştır. Evet arkadaşlar, zekatla ilgili tablomuza baktığımız zaman evet şöyle bakıyoruz. Zekatı kim verir? Nelerden verir? Ne kadar verir? Kimlere verir? Şeklinde tablomuz var. Şöyle bakalım. Zengin olan her Müslüman denmişti. Neydi ölçüsü? Nisap miktarı mala sahip olmaktı. Az önce söylediğimiz gibi 85 gram altın ya da o değerde parası var. Bir sene ona ihtiyaç duymadan kıyıda o para kalmışsa bu kişi zengin sayılırdı ve kendisine bunlardan dolayı zekat vermesi gerekirdi. Bakalım. Şimdi bir kişinin altın, gümüş, nakit para ve menkul değerler, ticaret malları gibi malları varsa arkadaşlar bunların 1/40'ını zekat olarak verecek. 1/40. Artı koyun ve keçiliyse arkadaşlar 1/40. Biz böyle bu şekilde bilelim. Yani 40'tan 120'ye kadar bir koyun, 121'den 200'e kadar ise iki koyun. Bizim ölçümüz şu, kitabımızda yazan da bu arkadaşlar, 1/40 zekat vermesi gerekiyor. Artı sığır ve mandaya geldiğimiz zaman 30 tane de 1 tane arkadaşlar. 30 sığır ve mandada 1 tane vermesi gerekiyor. Deve, her 5 devede ise arkadaşlar bir koyun ya da keçi vermesi gerekiyor. Toprak ürünlerine geldiğimiz zaman toprak ürünleri arkadaşlar 1/10. 1/10 ama bunun da açılımına şöyle bakarız. Eğer masrafsızsa 1/10 masraf etmiş, çiftini sürmüş, ilacını atmış, gübresini atmış, böyle masrafları yapmış arkadaşlar. Bu da 1/20 olarak bunun zekatını verecektir arkadaşlar. Madenlere gelince madenlerin zekatı da arkadaşlar 1/5 yani %20'dir. Şimdi arkadaşlar bu saydığımız zekatlar kimlere verilmeli? 1. Yoksullar, düşkünler, borçlular, yolda kalmış yolcular. Bakın burada yolcu derken her yolcu için geçerli değil bu. Yani yolda kalmış, parasını pulunu kaybetmiş, yokluk içinde kalmış bir kişiye, yoksa her yolcu olana bu zekat verilmez. Özgürlüğünü yitirmiş olanlar, yani hapishane girmiştir, özgürlüğü eline alınmıştır. Bunlar da ihtiyaç sahibi ise onlar da verilebilir. Kalbi İslam'a ısındırmak istenenler, fakirse tabii, adam zengindir, bir şekilde kalbi İslam'a ısındırılıyordur, ona verilmez, fakirse verilir. Allah yolunda çalışanlar zekat memurları arkadaşlar, bunlara verilir. Şimdi bir de şu var, kimlere vermeli ama kimlere verilmemeli, bir de o var arkadaşlar. Şimdi size şöyle bir işaret yapayım arkadaşlar, zekat kimlere verilmez? Artık bu ileride gelecek fıtır sadakası da böyledir arkadaşlar. Şöyle bir işaret yaptığınızda arkadaşlar, şu yumulan ellerim, karı koca olsun, karşılıklı, bunlar birbirlerine zekat veremezler. Artı parmaklarını yukarı çevirdiğimde bunların anneleri, babaları,
dedeleri, yani yukarı doğru giden anne, baba, dede ne varsa bunlara zekat ve fitre veremezler arkadaşlar. Yine parmağımızı aşağı çevirdiğimizde bunlardan olan çocuklar, çocuklarının çocukları, çocuklarının çocukları, yani torunlarına doğru arkadaşlar zekatlarını veremezler. Bunun haricinde herkes arkadaşlar zekatlarını verirler. Evet arkadaşlar, zekat yılda bir defa verilir. Malının durumuna göre yılda bir defa zekatı vermek zorundadır kişi. Yine zekat mal ile yapılan bir ibadettir. Allah'ın Celle Celaluhu'nun hoşnutluğunu kazanma niyetiyle insanlara incitmeden verilen zekat malı artırır ve bereketlendirir. Yani kişi verdiğimiz zaman töhmet altında bırakmayacağız. Bak sana zekat verdim, yani şu işimi gör, şunu şöyle hallet gibisinden o kişiyi ezmemek, töhmet altında bulundurmamak gerekiyor arkadaşlar. Yine sadaka kapsamlı ibadet. Herkes imkanına göre sadaka ibadeti yerine getirebilir. Zengin olsun, fakir olsun. Herkes verebilir. Zengin olanlara büyük yardım yapar. Haliyle zengindir. Fakir de kendi durumuna göre arkadaşlar yardımını bir şekilde yapar. Maddi imkanı kısıtlı olanlar bile arkadaşlar gücün yettiği kadarıyla onlar da sadaka verebilirler. Aynı şekilde maddi yardım yapamayanlar, maddi durumu iyi olmayanlar, buna gücü yetmeyenlerse arkadaşlar başka bir şekilde bu ibadetleri yapmış olurlar. Ne demiştik? Allah rızası için yapılan her türlü şeyin adı sadakaydı. Hiçbir şey yapamazsa yoldan geçerken bir Müslüman kardeşine tebessüm etsin, al sana bir sadaka. Evet arkadaşlar, sadaka çeşitlerinin bir tanesi de fıtır sadakasıdır arkadaşlar. Sözlük anlamı yaratılış, Ramazan'ın sona ermesi ve iftar vakti orucunun açılması gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak ise fıtır tarifi, Yüce Allah'ın bize bahşettiği varlığımızın bir şükrü. Ramazan ayında oruçluyken istemeden yaptığımız kusurlu davranışlarımızın bir özüdür fıtır. Yani fıtır sadakası ülkemize genelde fitre olarak da bilinir. Halk arasında fitre denir. Fitre dendiği zaman arkadaşlar biz bunun fıtır sadakası olduğunu bileceğiz. Yine fıtır sadakası arkadaşlar, Ramazan bayramı namazı gelmeden önce verilmesi gerekiyor. Yine fıtır sadakası vermek, nisap miktarı malı olan, yani zengin olan zekat veriyordu ya, aynı şekilde zengin olanın da fıtır sadakası vermesi kendisine vaciptir. Zekat farzdı, fıtır sadakası ise arkadaşlar kişinin kendisine vacip olur. Yine fıtır sadakasının miktarı arkadaşlar kişinin günlük yiyeceği, zengin durumuna göre ölçüsü değişebilir. En asgarisi diyelim ki 25 liraysa kişinin maddi durumuna göre 30, 40, 50, 100, 200, 300 diye bir şekilde bu artabiliyor arkadaşlar. Yine fitre verirken, fıtır sadakası verirken yakın akrabaları, komşuları da gözetlememiz gerekiyor. Bu şekilde başlamamız gerekiyor. Yine fitrenin miktarı da her yıl Diyanet İşleri Başkanı tarafından ilan edilmektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları vardır. En şu anlara bakalım. Zekat ve sadaka ibadetleri İslam dininde çok önemlidir arkadaşlar. Zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal olarak pek çok faydası vardır. Yüce Allah'ımız zekat ibadetiyle zenginlere toplumda bulunan ihtiyaç sahiplerini düşünmeyi ve kollamayı öğretir. Aynı şekilde yardımlaşma sayesinde yoksullar kendilerini yalnız hissetmezler ve yardım yapanlara karşı sevgi ve saygı duyarlar. Yardımseverlik duygusu birlik ile beraberliği sağlayarak zekatlı şekilde toplumu arkadaşlar güçlendirir. İnfak, Müslümanlar da Allah için fedakarlık yapma bilinci kazandırır. Yine fedakarlık bilinci Müslümanlar tarafından paylaşılan ortak bir değer olur.
toplumsal kurumlarımızı, adet ve geleneklerimizi de etkileyerek irfan kültürünün oluşmasını sağlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar, günlük hayatımızdan irfan kültürüne baktığımız zaman yansımalar şöyledir. Bayramlarda, düğünlerde çocuklara harçlık vermek, ne bileyim Ramazan'da iftar yemekleri vermek, aynı şekilde arkadaşlarımıza bir şey ısmarlamak da arkadaşlar yine günlük hayatımızdaki irfan çeşitlerinden birkaç tanesidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sadaka ve sadaka-i cariye. Sadakayı daha önce işlemiştik biliyorsunuz. Allah rızası için yapılan her türlü iş sadakaydı arkadaşlar. Bunun yanında bir de sadaka-i cariyemiz var. Ne demektir bu? İnsanın ölümünden sonra da devam eden sadakadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu usta şöyle buyuruyor bir hadislerinde. İnsan ölünce diyor, üç şey dışında ameli kesilir. Yani insan öldüğü zaman biliyorsunuz sağımıza solumuza amel defterimizi yazan kiramen katibi melekleri var. Onlar yazdığı o defter kişi öldüğü zaman kapanır. Ta ki kıyamet gününe kadar, kıyamet günü Allah'ımıza hesap vermek için o defter açılır arkadaşlar. Ama bazı şanslı insanlar vardır ki bunların amel defteri onlar ölse dahi açık kalır. Arkalarından sevapları devam eder arkadaşlar. Evet, onlar kimlerdir bakalım. İlim sahibi birisidir. Öğretmendir. Öğrencisine bir şey öğretmiştir. O öğrenci başkasına, o öğrenci başkasına derken bu ilim devam etmiştir. O kişinin de amel defteri devamı açıktır. Sonra salih bir evlat annesinden babasının arkasından kendisine hayır dua gönderecek bir evlat olduğu zaman da kişinin amel defteri kapanmaz. Artı konumuzla ilgili arkadaşlar sadaka-i cariye. Yani köprü, çeşme, yol, han, hamam, okul. Bunun gibi aklımıza ne gelirse arkadaşlar bu hayır kurumlarından, insanların istifade ettiği bu hayır kurumlarından birisine bir kişi 1 lira para da verse ya da onları yaptırmış da olsa o kişi öldüğü zaman onun da amel defteri açık kalır ve kendisine arkasından bir şekilde sevaplar devam eder. Belki de içinde eğitim gördüğümüz okulumuz bile arkadaşlar başkası tarafından yapılmış olabilir. O kişi ölmüşse onun da amel defteri açıktır ve ona da aynı şekilde sadaka-i cariye neticesiyle arkadaşlar bir şekilde sevap gitmektedir. Evet arkadaşlar, bir peygamber tanıyorum, Şuayb aleyhisselamla konumuza devam ediyoruz inşallah. Kur'an-ı Kerim'de peygamberler tebliğ mücadeleleriyle bizlere tanıtılır. Tebliğ nedir? Allah'tan almış olduğu vahiyleri bir şekilde insanlara aktarmaya tebliğ denir arkadaşlar. Hazreti Şuayb aleyhisselam da arkadaşlar bize kendi döneminde ortaya koyduğu tebliğ mücadelesiyle tanıtılmaktadır. Hazreti Şuayb aleyhisselam Medyen halkına gönderilmiş bir peygamberdir. Medyenliler bir olan Allah'a kulluk etmeyi unutmuşlardı ve ticaretlerinde hileye başvurmuşlardı arkadaşlar. Hile yapıyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Hud suresi 85 ve 86. ayetlerde onların bu durumunu bize şöyle anlatıyor. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınıza bir bekçi değilim diyerek Rabbim bir şekilde bu ayetle Medyen halkını uyarmaktadır. Hazreti Şuayb aleyhisselam gelen tepkileri aldırmadan insanları Allah Celle Celaluhu'nu inanmaya davet ediyor arkadaşlar. Onları alışverişlerinde dürüst olmaya çağırıyor. Medyenler menfaatlerine zarar vereceğini düşündükleri için Hazreti Şuayb aleyhisselamın bu davetini kabul etmediler. Hatta başkalarının da ona inanmasına engel olmaya çalıştılar arkadaşlar. Ancak Medyen halkı inat etti.
Allah'a kulluktan vazgeçtiler arkadaşlar, yüz çevirdiler. Bu yüzden Allah'ımız da onları bir şekilde cezalandırdı. Ama Hazreti Şuayb Aleyhisselam'a inananlar ise bu cezadan Allah'ın izniyle kurtulmuş oldular. Yine Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın verdiği mücadele Müslümanlar için bir örnek olmalı ve bunlardan ders çıkarmalıyız arkadaşlar. Bir Müslüman Medyenlilerin yaptığı gibi ölçü ve tartıda hile yapmamalı. Buna dikkat etmek zorundadır arkadaşlar. İnancına yarışır biçimde ticari hayatta dürüst olmayı kendisine Müslüman her zaman için ilke edinmelidir. Evet arkadaşlar, bir sure tanıyorum. Mağut suresi anlamıyla konumuza devam ediyoruz inşallah. Bu sure Mekke döneminde inmiştir. Mağut yardım ve zekat demektir arkadaşlar. Surede biri Allah Celle Celaluhu'nun nimetlerini ve hesap gününü inkar eden nankörden bahsedilmekte. Diğeri ise amellerini gösteriş için yapan riyakar olmak üzere iki tip insan tasvir edilmektedir. Evet arkadaşlar, böylece zekat ve sadaka konumuzu bitirmiş olduk. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar birkaç soru çözelim. İşlediğimiz konuyla ilgili. Şimdi şöyle baktığımız zaman yukarıda hangi ibadet hakkında bilgi verilmektedir? Bakıyoruz. İslam'ın 5 şartından biridir. İslam'ın 5 şartından biridir. Aklınıza hemen geldi zannediyorum. Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının belli miktarını ihtiyaç sahiplerine vermelerine denirdi. Neydi arkadaşlar? Haliyle ne olabilir? Zekat. Değil mi? Zengin olanların fakir olanlara verdiği bir şeydir arkadaşlar. Evet. D şıkkı zekat sorumuzun cevabıdır arkadaşlar. Evet. İkinci sorumuz olarak fıtır sadakası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi daha önceki dersimizde biliyorsunuz fıtır sadakasının tarifini yapmıştık. Bakalım. Zekat çeşitlerinden biridir. Bence değildir. Yaratılış Ramazan'ın sona ermesi gibi anlamlara gelmektedir. Doğru. Oruçluyken istemeden yaptığımız davranışlarımızın bir özüdür. Doğru. Ülkemizde daha çok fitre olarak bilinir. Bu da doğru. Evet, demek arkadaşlar zekat çeşitlerinin biridir. A şıkkı burada yanlış olan cevaptır arkadaşlar. Evet, üçüncü sorumuz olarak hakkında bilgi verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Medyen halkına gönderilmiş peygamberdir. Onları Allah'a Celle Celaluhu'ya inanmaya davet etti. Alışverişlerinde dürüst olmaya çağırdı. Ancak Medyen halkı inat ederek Allah'a kulluktan yüz çevirdiler. Bu yüzden Yüce Allah Medyen halkını cezalandırdı. O ve ona inananlar ise Yüce Allah'ın yardımıyla kurtuldular. Evet, hepimizin doğru cevabı bildiğini şu anda görür müyüm arkadaşlar? Evet, kimdi bu? Peygamber Hazreti Şuayb Aleyhisselam. Evet arkadaşlar, böylece zekat ve sadaka konumuzu bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.